Mesutlu Fenerbahçe'de bu formasyon neye dönecek? Sizin de söylediğiniz gibi güvenli oyun ve seri bir galibiyet düzeni yakaladı Fenerbahçe. Bugün 5'te 5 yaptılar. Puan tablosu da ekranlarınıza geliyor. Feyyaz Hocam, 90 dakikayı nasıl değerlendirdiniz? 2-0 ardından ikinci yarıda karşılıklı goller. Evet Mustafa, devre arasında konuşmuştuk. Sen hatta demiştin değişiklik olur mu? Hafta sonu maçını düşünerek hoca hamlelerde bulunur mu? Daha doğrusu hafta içi maçını, hafta sonu da yine bir maç var. Ben de demiştim ki 3-0 olduktan sonra olabilir. Dediğimiz gibi de 3-0 olduktan evet. sonra değişiklikler geldi. Hatta Erol hocamız iki de genç yeteneğine Fenerbahçe'nin fırsat verdi. O dakikadan sonra Erol hocanın muhtemelen tek düşündüğü hafta içinde oynanacak maç artı bu maçı en kötü yani 3-1 gibi gol yesem bile en azından kazanırım demek olmuştur. Oyunun gidişatı ile ilgili çok güzel şeyler söyledi Gürcan kardeşim. Fenerbahçe'nin gollerine bir bakarsak aslında ilk golde güzel bir orta Valencia'dan Thiam'ın bir ayak içi kapatması, sonra kalecinin bir kontrpiyede kalması ve ikinci koşuyla Thiam'ın ikinci vuruşuyla atılan bir gol. İkinci golde Samatta'nın göğsüne aldığı son hamlesindeki top, sanıyorum orada Atakan'ın bir hamlesi var. Top bir asist gibi oluyor. Samatta'nın önünde kalıyor. Üçüncü golünde uzaktan atılan bir şut, kalecinin belki de kurtarabileceği bir top ama şutun sertliğiyle kaleye giden bir gol. Şunu söylemek istiyorum, bu üç golde de Mesut'un attırabileceği gollerin hiçbirini görmüyoruz. Artı katkı sağlamak için Gürcan'a böyle girdim. Mesut geldiği zaman biz daha değişik goller göreceğiz. Şöyle mükemmel bir ara pasından sonra bir gol göreceğiz. Ya da mükemmel bir ortadan sonra ya da orta değil artık pas dediğimiz bir vuruştan sonra goller göreceğiz. Fenerbahçe'nin ofanstaki varyasyonları daha estetik, daha güzel, daha seyredilebilir bir hale gelecek. Muhtemelen de şöyle diyecekler, rakip ceza sahası etrafında Mesut'a mümkün olduğu kadar topla buluşturun, top verin. Ondan sonrasını zaten o çözecek. Çünkü hep aynı şeyi söylüyorum ama doğru olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin en büyük eksiği bir asist kralıydı. Fenerbahçe onu da aldı gibi büyük ihtimalle. Bundan sonra biraz daha ofansında Fenerbahçe'nin estetik, güzel vuruşlar, güzel hareketler, böyle enstantaneler göreceğiz, enstantaneler. Doğru bir transfer Fenerbahçe için hayırlı uğurlu olsun. O gelene kadar tabii Fenerbahçe'nin, Gürcan'ımın dediği gibi kazanmaya oynayan bir takım. Yani böyle çok sezon başındaki gibi baskılı, önde basan, oyuna hakim olmak için çok pas yapan, kale içine Caner ve Gökhan'la birlikte 300 tane füze orta yollamayan bir takım görüyoruz. Ama ne oluyor? Skoru Fenerbahçe içeriye girdiğinde galip olarak bitiriyor. Bu şekilde hedefinden ayrılmayan, futbolun bu kadar çok transferle bir bocalama dönemi geçiren ama toparlayan ve artık ayaklarını yere sağlam basan ve çok iyi ders alan bir Fenerbahçe görüyoruz. Şampiyonluk yarışında sezon sonuna kadar da olacaklar. O güveni bugün verdiler değil mi? Evet, birkaç yani bu son yakaladıkları seri artık ciddi bir ders aldıklarından, o krizi çok güzel bir dersle atlattıklarının bir göstergesi. Şeyin, Mourinho'nun anılarında bir bölüm vardır. Bu Inter'e gidiyor. Sırasını bilmiyorum ama sonra geçelim istersen. Arkadaşlarımız yani Tempoyu bozmak istemiyorum. Sayın Ali Koç'un konuşmak üzere olduğu detayını verdiler. Gidelim mi sevgili Güven? Birazdan hazır olacak. Fenerbahçe'nin Sayın Başkanı. O zaman kadar çok kısa anlatayım. Tabii. Bu Inter'e gidiyor. Bir deplasmana gidiyorlar. Feyyaz Hocam. Kazanıyorlar maçı 1-0. Geldim diyor soyunma odasına diyor. Çok kötü oynadık diyor. Reziliz diyor. Oynan oyunu hiç beğenmedim diyor. Yani ite kaka 1-0 aldık maçı diyor. Böyle yüzümden düşen bin parça diyor. O sırada başkan girdi içeri diyor. Yüzünde güller açıyor. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun. Evet, Fenerbahçe başkanını izliyoruz. Galibiyeti önce maçla ilgili değerlendirmenizi alalım. Mutluyuz. 5'te 5 yaptık. Perşembe zor maçımız var. Devre arasında iki maç kaldı.
Hani devre arasını iki galibiyetle bitirsek bu yolculukta önemli bir adım olur bizler için. Ama Sivas zor bir maç. Tek tek maçlara bakıyoruz. Zaman zaman iyi top oynamazsak da kazanmayı biliyoruz. Önemli olan o. Çok iyi oynamadığın zaman kazanmak daha da önemli. Keşke bugün bir gol yemeseydik. Ama son 5 maçta yanılmıyorsam 15 gol attık, 3 gol yedik galiba yanılmıyorsam. O da averaj açısından iyi. Ama en iyisi takımda bir hava var, bir inanmışlık var. Bir aile olma yolunda önemli işaretler görüyorum. Takımdaşlık yolunda önemli işaretler görüyorum. Ama dediğim gibi daha çok uzun yol. Geçen maçtan sonra dediğim gibi inişler çıkışlar her iki takım için olacak. Biz şu an çıkıştayız. Bu çıkışın tabii ki bir inişi de olacak ama inşallah kısa süreli bir iniş olur. Bu her takım için de geçerli olacak. Hocamızı, oyuncularımızı kutluyorum. Maçları biraz daha erken koparabilsek genç arkadaşlara daha fazla süre verme imkanımız olur. O genç arkadaşlara da hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah hep beraber her maç adım adım hedefe odaklanmış bir şekilde hepimiz birimiz ruhuyla devam ederiz. Sayın Başkan, gerçekleşmesi zor olan rüya olarak başlamıştı ve o rüyanın gerçekleşmesine artık tek adım kaldı, o da imza. Neler söylemek istersiniz Mesut Özil'le ilgili? Doğru söylüyorsun, rüya daha gerçekleşmedi. Ama orada da doğru istikamette önemli adımlar atıyoruz. Öncelikle Mesut'a ve ailesine hoş geldiniz diyorum. Hem kulübüne hem memleketine hoş geldin diyorum. Tabii Mesut'un gelmesi büyük bir futbolcu transferi ama bununla beraber büyük bir marka transferi. Bunu da cumartesi akşamından itibaren yaptığımız mukavele çerçevesinde de ona göre adımlarımızı atmak durumundayız. Ama çok üzülüyorum, kendisi için üzülüyorum. Çünkü çok karakterli biri ve Fenerbahçe'ye çok inanarak geldi. Biz de ona inanarak transfer ettik. Fakat arzuladığımız gibi gitmedi sakatlık konusunda ama sahada olduğu süre boyunca da yani pek çok puan almamıza da katkı sağladı. Başkanım, özellikle Vedat Muriç'in adı kiralık olarak geçiyor. Bir de Eden Hazard adı geçiyor. Bunu soracağım. Bir de başkanım şunu sormak istiyorum. Mesut Özil resmi imzayı atmadı ama Mesut Özil'in ne zaman çubuklu formaya giyeceği çok merak ediliyor. Bununla ilgili bir konuşmanız, görüşmeniz oldu mu? Kendisi size ne zaman hazır olabileceğini söyledi mi? O işlere ben karar vermem. Vedat'la ilgili bana hocamızdan ve sportif direktörümüzden gelen bir şey yok. Vedat'ın dönmesiyle ilgili de bildiğim bir şey yok. Vedat'ı seven bir abisi olarak onu iyi bilen, seven, insanlığını bilen biri olarak muvaffak olmasını çok çok istiyorum. İnşallah orada kalır. Ve hayallerin üzerinde bir başarı sağlar. Sabırlı olması lazım. Morali bozuk olabilir. Ama Vedat buranın çocuğudur. Türkiye'ye dönmesi söz konusu olursa tabii ki ilgileniriz ama öyle bir şey şu an söz konusu değil. Eden Hazard dediniz. Size de şaşırıyorum yani ortaya bir... Ya konuşuluyor, sizin ağzınızdan resmi olarak duyalım diyelim başkanım. Bizim ağzımızdan bir şey imzalamadan açıklamıyoruz ama böyle bir şeyin olmadığında net sana söyleyebilirim. Başkanım, bir de Kulüpler Birliği Başkanlığı için geçtiğimiz hafta içi adınız geçti. Bu konuya bakış açınız nedir? Öyle bir şey, onu da ben de bilmiyorum. Böyle bir şey ne talep ettim, ne talep edildi. Ama Kulüpler Birliği'nin kuvvetli olması gereken bir dönemden geçiyoruz. Kulüplerin çıkarlarının sonuna kadar korunması gereken pek çok konu var. Yani sadece yayıncı kuruluş olayı değil. Onun için de benim düşüncem 4 büyük kulüpten birinin başkan olması gerekir. Hatta geçen gün başkasının bir fikri bu. Kendi fikrim olarak söylemeyeyim. Ama ondan izin almadığım için ismini iletmek istemiyorum ama çok doğru bir şey söyledi. İlkesel bir yaklaşımımız olması lazım. Mesela bir evvelki sezonun şampiyon takımının başkanı Kulüpler Birliği Başkanı olmalı. Yani özür dilerim. Kulüpler Birliği'nin kim başkan olacağını daha ilkesel yapıya, standartlara oturtulmalı diye düşünüyorum. Bununla beraber yayıncı kuruluşta olan
sıkıntımızı Erzurum'da dile getirmiştim. Devam ediyorum burada dile getirmeye. Taraftarlarımız bu konuda da hazırlıklı olsunlar. Bu konuyu boşlamasınlar. Çünkü bu bir sorundur. Sorun neler olduğunu geçen hafta söyledim. Yani özetlerden, çizilen çizgilerden, gösterilen yavaş çekim pozisyonlardan tutun. Fenerbahçe ile ilgili orada bizim artık kabul edemeyeceğimiz ve en son küfür olayla ilgili ortaya çıkan konu tazeliğini koruyor. Biz de dikkat ederseniz adım adım hamlelerimizi yapıyoruz. Bizim yayıncı kuruluşun sahipleriyle, hissedarlarıyla, kurumun kendisiyle bir sıkıntımız yok. Sıkıntımız oraya çöreklenmiş bir yapının Fenerbahçe ile olan bakış açıları, Fenerbahçe ile uğraşmaları, bunu yaparken de hiçbir şekilde çekinmeden fütursuzca yapıyor olmaları bardağı taşırmıştı. Ve biz de artık bundan sonra ilişkilerimizin aynı olmayacağını ifade etmiştik. Ve biz de kendi imkanlarımız çerçevesinde, kendi doğrularımız çerçevesinde